Selamlar ben Gamze, silah rehberleri serimizin bugünkü misafiri Zyfos Moonlight. Zyfos herhalde bilmiyorum, Zifos da olabilir. <laughs> Zyfos Moonlight silah benarına özel bir 4 yıldız kılıç. 90 seviyesinde kullanıcısına 510 düz atak ve 165 elemental mastery sağlıyor. Silah pasifi her 10 saniyede bir bir efekt oluşmasını sağlıyor. Bu efekt sayesinde silahın kullanıcısı sahip olduğu her elemental mastery puanı için 12 saniye boyunca %0.036 energy recharge sahibi oluyor. Yakınındaki takım arkadaşları da yine 12 saniye boyunca bu buff'ın %30'una sahip oluyorlar. Bu yükler üst üste binebiliyor. Efekt silah kullanıcısı alanda olmasa dahi aktif olabiliyor. Herkesin aklında bu silahı kazuha kullanabilir mi sorusu var. Ama ben önce silahın özelliklerini ekstradan incelemek istiyorum. Öncelikle refinementları ile silahın verdiği enerji recharge oranı değişiyor. Silah pasifinin yüklerinin üst üste binmesi de hem boş anımızın olmaması açısından güzel hem de takımda iki zayfos kullanıcısı varsa ikisinin de silahından tüm takımın fayda sağlaması demek oluyor. Çünkü buff'ın %30'unu da takım arkadaşlarına sağlıyor. Şimdi şöyle bir hesap çıkaracağım önünüze. Bu silahı Kazuha kullanıyor diyelim. R1 Zyphos kullanan Kazuha'mızın 800 EM'i var diyelim. Bu EM'in %0.036'sı ona energy recharge oranı olarak dönecek, kabaca 800 yemlik bir kazuhaya %28.8 yar veriyor. Takımına da 8.64 verecek. Silahı refinement 5 düşürürsek %57.6 kendine, %17.28 takımına verecek. Bu bir aklımızda kalsın. Bunlar gayet iyi oranlar. Şimdi Kazuha'nın diğer seçeneklerine dönelim. Herkes Kazuha için Iron Sting silahının daha iyi olduğunu söylerken aslında Kazuha Iron Sting kullanırken silahın pasifinden hiç fayda sağlayamadığından ve genel olarak da enerji açlığını kapatmak amaçlı saatini yer vermek zorunda olduğundan aslında Iron Sting onun için genel olarak iyi bir seçenek olmuyor. Kazuha'nın en iyi seçeneği hem kendisine hem de takımına sağladığı enerjiden ötürü Favonius Sword oluyor. Çünkü her zaman dediğim gibi rotasyonunuzu cooldown'dan cooldown'a dönemediğiniz sürece karakterinize ne kadar crit, atak, iyan vesaire koyduğunuz önemini yitiriyor. Kazuha element yeteneği ve burst'üyle de çok fazla etkileşim yarattığından çok minimum crit oranlarında bile Favonius'un pasifini etkinleştirebiliyor. Çok şanslı senaryolarda alt statlarınızda gerekli iar ER oranını tutturmadığınız sürece Iron Sting Kazuha için en iyi seçeneği değil ne yazık ki. Zayfos Kazo için R1 haliyle bile çok güzel bir seçenek. Her ne kadar Favonius kırık olsa da takımlarına göre Kazoha kendisi rahatlıkla full EM giderken hem kendisine hem de takımına belli bir seviyede enerji üreterek bu enerji açlığını giderebiliyor. Hızlıca ayrıntıya girecek olursak Zayfos'un R1 hali Favonius'un gerisinde kalırken Refinement'lar ile daha iyi bir konuma gelebiliyor kullanıcıya sağladığı enerji Favonius'un kullanıcıya sağladığı enerjiden fazla ama sayfasını takıma sağladığı enerji Favonius'un takıma sağladığı enerjiden de az. Bence burada yine kişisel bir seçime gitmek gerekiyor. Bir takım hangi silahla daha rahat edecek? 2 benim gibi Favonius Sword eksiniz çekiyorsanız, sayfası kazanıza verdiğinizde bir Favonius Sword'unuz boşta kalabileceğinden sayfa sizin için daha iyi bir seçenek olabilir. Yani Zayfos Kazo için gayet iyi bir seçenek ama şart değil. Kendi durumunuza göre bunu siz değerlendirebilirsiniz. Kendinizi silah benarında pullamak zorundaymışsınız gibi hissetmenize gerek yok ve özellikle de silah benarında istediğiniz 4 yıldıza kavuşmak, istediğiniz 5 yıldıza kavuşmaktan daha zor. O sebeple de sırf bunun için banner'da deneyip istediğinizi elde etmeyebilirsiniz bile. Gelelim başka karakterleri bu arada. Aslında herkes Kazuha'yı düşünürken Hyper Bloom takımında full EM gittiğimiz bir Kuki bu silahı Kazuha'dan bile daha çok seviyor. Zaten kendisinin Hyper Bloom takımlarında çok fazla enerjiye ihtiyacı yok. Çünkü her rotasyonda burst atmak zorunda değilsiniz. Kuki'nin burst sayıları yüksek değil ve zaten element deneyimizle gerçekleştirdiğimiz Bloom hasarı asıl hasar kaynağımız. O sebeple kendisine de takımına da bu şekilde enerji sağlıyor olması Kuki için çok rahat bir silah seçeneği yapıyor bu silahı. İster isterseniz Sunfire Jean'e de verebilirsiniz bu silahınızı. Reaksiyonu tetikleyen karakteriniz Dendro Traveler ise Bloom takımında ona da verebilirsiniz. Çünkü hem yem dizmeliyiz hem de Burst'üne ihtiyacımız olduğundan Energy Recharge ihtiyacımız olan bir karakter. Umarım videom sizlere yardımcı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalı takip etmek isterseniz de abone ol butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Herkese iyi oyunlar.